Merhabalar. Bugün Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelim Açıklı ile beraberiz. Artık evlerimizden çalıştığımız için röportajları da evlerimizden organize ediyoruz. Hoş geldiniz Mustafa Bey, nasılsınız? Merhaba, iyi yayınlar, hoş bulduk, çok teşekkürler. Sağlıklı günler diliyoruz tüm meslektaşlarımıza, sizlere. Evet, inşallah hepimize daha sağlıklı günler diliyoruz. Size ilk başta şunu sormak istiyorum. Bu koronavirüs global emlak piyasasını nasıl etkiledi? Bizim ülkemizde ne gibi gelişmeler bekliyorsunuz bundan sonra? Evet, aslında dünyada ülkemizde ciddiyetini gittikçe arttırıyor COVID-19 virüsünün etkisi. Önce tabii ekonomi ve finansal piyasalarla başladı ama gayrimenkul sektöründe nispeten etkileyecek bir durumda. Özellikle bu tür deneyimlere yurt dışının nasıl tepkiler verdiğini inceleyerek hani göz atmakta fayda var. Çin'de virüs sonrası gayrimenkul piyasalarında yaklaşık %45 bir azalma olmuştu. Son alınan tedbirler kapsamında da yurt dışında birçok açık ev uygulamaları yani open house dediğimiz uygulamalar aslında iptal edildi. Ülkemizde tepki şu an bu noktada değil ama ilanlarda bir %10 civarında düşüş var. Yaklaşık son bir ayda portallarda yayınlanan ilanlarda özellikle bir düşüş görüyoruz. Mart ayında yapılan hani satışların hani anlaşmaları bu ay içerisinde genellikle hani tamamlandı. Emlak işletmeleri de son dönemde nispeten evde kal uygulamalarına riayet ediyor ve kapalı. Daha çok online olarak hizmet veriyorlar. Bu ilk etki hani Haziran başına kadar devam edebilecek. Ama onun sonrasında tablo iyimser. Çünkü hem bu kredilerdeki kredilendirilme oranının %90'a çıkartılması kararı, özellikle gene konut tarafında hani biriken talep yansımaları meslektaşlar açısından bu avantajı fırsata çevirmeyi sağlayabilir. Gene piyasalar normalleşmeye başladığında da nakit pozisyonunu korumak isteyenler kredili işlemlere daha çok müracaat edebilir. Bu süreci bekleyip göreceğiz. Kiralamalarda da bir hareket aslında bekliyoruz. Ama bu dönem için evde kal uygulamalarıyla süreci takip etmek önemli hepimiz için. Kiralarda hareket beklemenizin spesifik bir sebebi var mı şu anda? Aslında insanların tabii kiralık dairelerdeki ihtiyaçları da değişmeye başladı. Özellikle dairelerinde ve evlerinde çok daha fazla vakit geçiren kişiler acaba hani bu evleri genişletme ile ilgili ya da farklı lokasyonlara geçme ile ilgili ihtiyaçları olabilir mi? Ve özellikle sosyalleşme ortamından biraz daha ayrılmaları nedeniyle daha çok böyle riski azaltacak yerlere taşınmayla alakalı taleplerde artışlar bekliyoruz. Bu yönde bir kiralama hareketliliği beklenebilir. Müşterilerin kiralamayla ilgili ve satılıkla ilgili taleplerinde önemli derecede farklılıklar oluşacak gözüküyor. Aslında artı bir dediğimiz belki hani ofis olarak kullanılabilecek ya da işte böyle kirli odası olarak kullanılabilecek yeni yeni alanlara ihtiyaç olacak hepimiz açısından. Tüketicinin beklentileri de değişecek diyorsunuz. Evet, bu noktada değişiklikler bekliyoruz. Peki bu süreci böyle evrelere ayırırsak, bir de gayrimenkul türlerine göre ayırırsak nasıl etkiler bekliyorsunuz? Biraz daha ayrıştırabilir misiniz? Tabii aslında ilk etki hani Haziran başına kadarki ilk evre. Bu dönem biraz temkin ve tedbir noktalarının had safhada olduğu dönemler. Bu noktada daha çok insanlar hani ofislere pek hareket edemeyecekler. Müşteriler ev ziyaretleri yapamayacaklar. İçinde mal sahibinin oturduğu taşınmazların gösterilmesi gibi imkanlar mümkün olduğu kadar aslında çok nadir gerçekleşebilecek. Onun için ilk anlamda bu dönemi biraz aslında kendimize belki farklı etkinlikler bularak geçirmemiz gerekiyor. İkinci evre biraz normalleşme süreci. Genel anlamda hani Haziran başı itibariyle bu sürecin başlayabileceğini öngörmek mümkün. Bunu Çin'deki vaka örneklerine göre ve toparlanma sürecine göre aslında yorumluyoruz. Onun sonrasındaysa genellikle üçüncü çeyrek sonrası gayrimenkul tarafında yoğun bir hareketlilik bizi bekliyor. Yani son çeyrek ve üçüncü çeyrek gayrimenkul tarafında çok yoğun hareketlerin olduğu bir dönem olarak karşımıza gelebilir. Tabii bu noktada öncelikle
AVM'ler, oteller, yurtlar ve kongre merkezleri gibi hani taşınmazlarda taşınmazları kullanan piyasalarda hani yoğun bir etki hissedeceğiz. Sonrasında da biraz tabii perakende piyasası, özellikle restoran, kafe gibi yerlerde ve gene ofis piyasalarında bazı daralmalar ister istemez bekliyoruz. Özellikle bu dönem evden çalışma imkanlarının artmasıyla beraber ofiste belli bir dönem daralmada yaşanacak. Konutun daralmasının daha çok genele yayılabileceğini söyleyebiliriz. Biraz da tabii bu dönemde lojistik ve endüstri piyasalarında yeni alanlara ihtiyaç duyulacağını söyleyebilmek mümkün. Çünkü hem ürün dağıtımı hem de depolamayla alakalı ürün sevkiyatlarının da bu dönemde biraz uzun vadeli stok barındırma ihtiyacını göstermesi nedeniyle buralarda da çeşitli büyümeler yaşanabilecek. Öngörümüz bu şekilde. Hı hı. Peki sizce bu süreçte sektörün ne gibi iyileştirmelere ihtiyacı olacak? Tabii özellikle hem emlak işletmeleri açısından hem gayrimenkul sahipler açısından bazı riskler ortada. Hani kiralarla ilgili tahsil süreci biraz zorlaşabilecek. Özellikle hani bu dönemde icra takipleri ve benzeriyle ilgili durdurmalar söz konusu. Buralarda alınabilecek tedbirler merakla bekleniyor. Bu noktada gelir vergisi beyannameleriyle ilgili süre zaten bir miktar uzatılmıştı önümüzdeki ayın sonuna kadar. Bunun dışında yakın zamanda emlak vergileriyle ilgili acaba belediyeler bir çalışma yapabilir mi? Çünkü yurt dışında buna göre uygulamalar var çok sayıda. Veya bazı kira yardımlarına ilişkin hani ödemeler yapılabiliyor. Bu noktada tabii 2 milyona kadar gayrimenkul sermaye iradı beyan eden mükellefler var. En önemli hani konulardan bir tanesi bu ve gayrimenkul sahiplerinin hani bu noktada nasıl hareket edebilecekleri. Bunun yanında tabii çalışmayla ilgili durumlarda da değişiklik olacağı için acaba bu ortak alan çalışma ve benzerlerinde de farklı daralmalar olabilir mi? Bunları da biraz aslında takip edip göreceğiz hep beraber. Evet. Peki şu anda emlak ofislerinde durum ne? Ne kadarı kapalı, açıksa nasıl önlem alıyorlar? Evet, aslında işletmeleri şu anki durumda üçe ayırabiliriz. Yani ofislerin %50'ye yakın bir kısmı aslında kapalı. Diğerlerinin bazılarında nöbetçi uygulamaları ve randevulu hizmet veren işletmeler var. Nöbetçi uygulamasında kastettiğimiz ofiste bir danışmanın görevlendirilmesi ve bunun ilgili telefonlara hani yanıt vermesi ya da müşterilere servis vermesi şekliyle. Daha çok emlak danışmanları şu an hani süreçlerini internete hızlı bir şekilde taşıdılar ve taşımaya devam ediyorlar. Özellikle hani videolu çekimler, canlı yayın bağlantılar üzerinden ev tanıtımları şimdiden uygulanmaya başladı. Özellikle burada yurt dışındaki bazı portallar üzerindeki uygulamalar da hani alternatif kaynak oluşturabiliyor ve portalların da bu noktada videolu yayınlara ilişkin çok geniş kapsamlı destekleri var. Ofis toplantılarında da daha çok böyle görüntülü konuşma şeklinde hani toplantılar yapılabiliyor. Tabii emlak ofislerinin bu dönemde daha çok yaptığı hani mevcut ilanlarını gözden geçirmeleri, bunları bir güncellemeleri, hani kriz sonrasında ne tür bir talep artışı olabilir kendi bölgelerinde, hani bunun stratejilerini belirlemeleri, portföy sahipleriyle görüşmeleri, bu görüşmesi tabii sadece portföy almak için değil, onların ihtiyaçları veya destek ihtiyacı oldukları bir durum olup olmadığını hani görüşmeler açısından, müşteri veri tabanlarını gözden geçirmeleri, onlarla gene telefonda iletişimler sağlamaları ve kendilerini aslında tekrar müşterilere hatırlatmayla alakalı bir dönem şekliyle değerlendirebiliriz bu süreci. Hı hı. Ve dijital dünyaya bir anda büyük bir adım atmış oldular aslında. Evet, aslında PropTech hep konuşulur. Uygulamalar anlamında da çok sayıda hani örnekler var. Özellikle gayrimenkul sektöründe 360 derece resim uygulamaları, gayrimenkullerin aslında tanıtımına ilişkin video çekim ve benzeri uygulamalar, geniş açılı fotoğraf çekimleri, lokasyon bazlı arama ve tarama süreçleri, sokak görünümleri gibi birçok farklı unsur
aslında gitgide daha etkili uygulanmaya başlanıyor. Hatta yurt dışında bazı yer gösterme modellerinde farklı hani kodlarla evleri gezmelerine imkan sağlayan randevu modelleri ve benzerleri de var. Bunlar da yakın zamanda aslında ülkemizde uygulanacak gibi duruyor. Evet, ihtiyaç hissedilmeye başlıyor gitgide. Evet, doğru. Peki WebTapu sistemini biraz anlatır mısınız bize? Şu anda işler nasıl yürüyor WebTapu'da? Tabii aslında işlem aralıkları açısından yoğun. Çünkü aslında 2 yıldır var olan bir sistemdi ama son dönemde bazı iyileştirmeler yapılmıştı. Özellikle şirketlere ait satışların gerçekleştirebilmesine imkan tanındı. Yetki devrine ilişkin ek modüller gerçekleştirildi. Aslında sistem tapu müdürlüğüne gitmeden internetten işlemleri başlatabildiğimiz bir altyapı sunuyor. Bu mal sahipleri tarafından başlatılabileceği gibi mal sahipleri emlak işletmelerine bu konuda kendi adlarına WebTapu adına başvurma imkanı da sağlayan bir yetki devri yapabiliyorlar. Bu noktada gerekli olan belgeler tapu müdürlüğüne sistem üzerinden gönderiliyor. Normal randevu alma sürecinde olduğu gibi yetki alınan bir taşınmazın ya da satmak istenen bir taşınmaz sistem üzerinden seçiliyor. Hangi tapu dairesinde işlem yapılmak istenirse buna ilişkin kayıtlar giriliyor ve bunun üzerinden de evraklar gönderiliyor. Tabii bu noktada en önemli belediyeden alınacak raiç bedel gibi yazılar var. Bu noktada da bazı belediyeler e-devlet sistemine dönüşüm çerçevesinde geçmişti. Borcu olmayan mükellefler bu tür belgeleri de internet üzerinden alabiliyorlar. Tabii internet üzerinden doğalgaz aboneliklerinden işte DASK durumunu sorgulamaya kadar çok farklı hizmetler de var gayrimenkul sektöründe. Bu dönem e-devlet sistemi ve platformları daha yaygın kullanılıyor. WebTapu'dan yapılan başvurular sonrasında ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü bu kayıtları ve belgeleri görüyor. Hatta eksikler varsa bu dönemde sistem üzerinden değil SMS ile taraflara bilgi vererek süreci hızlandırmaya çalışıyorlar. Ve daha sonra hem harçlarla hem de imza saatleriyle ilgili taraflar bilgilendiriliyor. Sadece taraflar imza için hani tapu dairesine gitmiş oluyorlar. Şu an için 11 ayrı işlem, 11 ayrı tapu işlemi WebTapu üzerinden başlatılabiliyor. Ama tabii bu dönemde getirilen sınırlandırmalar çerçevesinde şu an tapu daireleri sadece satış, ipotek, satış ve ipotek işlemleriyle aile konutu şerhi işlemlerini kabul ediyor. Bunun dışındaki işlemler şu an için beklemedi ve onlarda da tabii dönüşümlü bir çalışma periyodu var. Bu şekilde devam edebiliyor işlemler. Peki 65 yaş üstü kişi ise evini satacak ya da ev alacak kişi? Tabii bu noktada 65 yaş ve üzerinde vatandaşların bizzat kendilerinin ya da kendileri vekil tayin edildilerse yani bu 65 yaş üstündeki bir kişiye vekalet verildiyse bunların işlem talepleri şu an karşılanmıyor. İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağıyla ilgili var olan bir ek genelge doğrultusunda ancak bu seyahat belgesi olanların talepleri karşılanabiliyor. Bugün yapılan bir uygulamayla bunların e-devlet üzerinden müracaatına ilişkin bir sistem de devreye alınacak ve seyahat izin belgeleri e-devlet üzerinden de yapılabilecek. Eğer bu noktada sistem üzerinden yetki verilirse 65 yaş üstü imza için tapu dairesine gidebilir. Bunun dışında da noterlere vekalet verme imkanları var. Tabii noterlerde de vekalet verilebilmesi için gene hem seyahat izin belgesi hem de 65 yaş üstünde birçok noter sağlık raporu istediği için biraz daha bu durum yavaş ilerliyor diyebiliriz. Çünkü sağlık raporu her ne kadar tapu dairelerinde yaş sınırına bağlı olmadan memurların inisiyatifinde olsa da noterlerdeki birçok uygulamada 65 yaş ve üzerinde kişilerin fiil ehliyet raporları talep ediliyor. Bunun için de insanların hastaneye girip muayene olup bu noktada fiili ehliyetlerine haiz olduklarını ispat etmeleri gereken bir süreç var. O nedenle işlemlerin şu andaki daha yoğun olabilecek kısmı seyahat izni yapılarak bizzat müracaatlarla ilgili olabilen o kısa imza sürecinin tamamlanmak şeklinde. Çok teşekkür ederiz.
Çok önemli bilgiler verdiniz bugün bize. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bu noktada hani ofislerinden çalışmaya devam eden hani emlak işletmelerine birkaç tavsiyede bulunabiliriz eğer vaktimiz varsa. Tabii tabii buyurun. Hani bu noktada tabii genel anlamda bakanlığımızın sağlıkla ilgili tedbirleri zaten alınıyor ama bu noktada bizim en çok hani dikkat edeceğimiz gene aslında işletmelerin hani hijyen açısından kontrollerinin sıklaştırılması. Hani taşınmazlar gösterilirken ellerimizin çıplak elle kullanılmaması, hani mümkün olduğu kadar gene burada dezenfektanların kullanılması, müşterilere mutlaka randevulu hizmetler verilmesi, gene gösterecek taşınmazlarda alınabilecek tedbirler, havalandırma ve dezenfekteler önemli. Gene kişisel koruyucu ekipmanlarımızın sterilizasyonunun sağlanması çok önemli. Yine meslektaşlarımız bu dönemde hani benzer ya da aynı araçlarla müşterilere hizmet vermemeli. Hı-hı. Mümkün olduğu kadar işlemleri hani video turlar ve sanal turlar üzerinden yapılmalı. Yine kullanılacak sözleşmelerde ve evraklarda mümkün olduğu kadar hani çeşitli e-dokümanlar kullanılmalı ve çıktıları hani alınacak şekilde yapılmalı. Teklifler mümkün olduğu kadar online hale getirilmeli. Sözleşme imzaları mümkün olduğu kadar kapılarda hatta tek kullanım kalemlerle alınmalı. Umarız ki emlak işletmeleri de bu süreci en az hasarla hani atlatırlar diye ümit ediyoruz. Tüm meslektaşlarımıza sizin vesilenizle de sağlıklı günler diliyoruz. Umarız, hepimizin dileği o yönde. Evet. Tekrar çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Bizler teşekkür ederiz. Herkese yeniden başarılı ve sağlıklı günler diliyoruz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Yine bekleriz yayınımıza. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler.